Teamüller Mahidevran'ın evladıyla gitmesini gerektirir. Ama gitmiyor. Bunun sebebini anlamıyorum. Bu ailenin iltiması. Vakti gelince gidecek elbet Hürrem. O güne kadar da haremin idaresinden Gülfem'le birlikte mesul olacaklar. Buna tahammül et. Ediyorum zaten. Aylarda neler çektiğimi bir ben bilirim. Ama madem böyle bir karar verdin, diyecek lafım yok. Tek dileğim, bu kararını tez vakitte bir daha gözden geçirmen. Hünkârım. Mihrimah, yaklaş. Benim parlayan ayım. Güneşim, gel otur. Baba, Hatice halamı çok özledim. Ne vakit gelecek Edirne'den? Haber saldım, yarın sabah dönmüş olur. Nihayet dönüyor sultanımız. Acaba nedir hali? İnşallah düzelmiştir. Malum giderken bir hayli kötüydü. Beyhan hiç yalnız bırakmadı. Biraz uzak kalmak iyi gelmiştir. Beyhan halam da gelecek mi baba? Doyamadım ona. Gelmesiyle gitmesi bir oldu. Gitmek mecburiyetinde değilsin dahi. Burada sana her daim ihtiyaç var. Eğer kalırsan hepimizi memnun edersin. Bilhassa beni. Bağışlayın beni hünkârım. Haremde ikamet etmemin bir manası kalmadı. Müsaade buyurun gideyim. Valide sultanımla geldim. Valide sultanımla gideyim. Eğer böyle huzura ereceksen... git o vakit. Validemin sana bağışladığı konak var. İlaveten bütün ihtiyaçların karşılanacak. Ayrıca bir isteğin olursa çekinme söyle. Benim ne isteğim olur ki hünkârım? Rabbim size ve evlatlarınıza uzun ömürler versin. Amin. Müsaadenizle hünkârım. Validem için yapmıştım. Ona ait. Lakin vermek nasip olmadı. Bunu senin almanı istiyorum. Ne haddime hünkârım? Alacaksın dahi. Bunu validemden gayrı hak eden biri varsa o da sensin. Malum elinde büyüdüm. Üzerimde validem kadar hakkım var. Valide Sultanımın yadigarı olarak her daim kalbimin üstünde taşıyacağım. Ellerin dert görmesin dahi. Unutma, bu kapı sana her daim açıktır. Ne vakit istersen de. Figani haddini hayli aştı İskender Çelebi. Hiç kimse devlet-i âliyenin vezir-i azamı hakkında böyle pervasızca konuşamaz. Akıbeti hakkındaki karar İbrahim Paşa'nın tasarrufundadır. Elbette hünkârım. Sizinle aynı fikirdeyim. Ben sadece kararın uzatılmasına mana veremedim. Adalet bir an evvel tecelli etmeli. Figani hakkında ne vakit karar vereceksin İbrahim Paşa? Yakındır hünkârım. Ben gerekeni yapacağım. Âlâ. Bu mesele de hallolduğuna göre
Doğu seferi hakkında malumat verin. Hazırlıklar ne durumda? Bugün Hatice Sultan geliyor. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Yanına gideceğim. İyi düşünmüşsün. Birlikte gideriz. Tamam. Gülfem Hatun'la konuştun mu? Ne konuşması? Validemizin dairesi hususunda malumat verecekti. Ne malumatı verecekmiş? Mahidevran daireyi kendisi için hazırlatıyor. Artık orada kalacakmış. Hep boş duracak değil elbet. Geçmesinde bir sakınca yok. Fakat acımız bu kadar tazeyken bunun ne acelesi vardı? Hiç yakışık alıyor mu? Hünkârım. Hatice'm. Benim gül çiçeğim. Nasılsın? Daha iyiyim. Sultanım, nihayet döndünüz. Aklım kalbim sizinleydi. Sağ ol Hürrem. Siz benim... hünkârımsınız. Ama artık abim değilsiniz. Beyhanım, sen nasılsın? Sağ olun hünkârım. Hürrem, çocukları görmek ister misin? Elbette. Çok özlerim ikizleri. Hünkârım, müsaadenizle. Onca yıl geçti. Lakin görüyorum ki hala kırgınsın bana. Gözlerinde öfke var. Ne değişti hünkârım? Acım dindi elbet. Zaman alıp götürdü. Lakin insanın kalbi unutmuyor bazı şeyleri. İstese de unutamıyor. Benim hala bir kocam yok. Evlatlarımın hala bir babası yok. Bazen söyle diyorlar bana. Babamız neden öldü? Kim öldürdü diye. Susuyorum ya. Ağzımı açıp da tek laf edemiyorum. Abim öldürdü diyemiyorum. Beyhanım, benim kıymetli kardeşim. Senin kederin, gözyaşların beni memnun eder mi hiç? Ben ister miydim böyle olmasın? Ne yapalım ki, bizim kaderimiz bu. Ben bu cihanda bu hükmü sürüyorsam eğer, hiç kimseyi ayırmadan adaleti sağlamak benim boynumun borcudur. Ben aksi halde insanların yüzüne nasıl bakarım? Kendi yüzüme nasıl bakarım? Ben kocam suçsuzdu demiyorum. Elbet hataları vardı. Ama cezası bu olmamalıydı. Ölmek, öldürmek olmamalıydı. Bu nasıl adalet? İnsan kardeşini, canının bir parçasını bile isteye nasıl ateşe atar? Thank you.
Hünkârım, Mustafa ne vakit gidecek? Bu cuma selamlığına birlikte katılacağız. Akabinde yola revan olacak. Canım benim. Nasıl da heyecanlıdır şimdi. Daha dün gibi hatırlıyorum sizin Manisa'ya gittiğiniz günü. Rahmetli validemiz bütün gün ağlamıştı. En azından Mustafa yalnız gitmiyor. Mahidevran yanında. Sizin haberiniz yok mu? Mahidevran Sultan evladının yanında olmak yerine haremde kalmaya tercih etti. Hünkârım, müsaadeniz olursa ben çocuklara bakayım. Beyhan Sultan, hemen dönmeyeceksinizdir umarım. Sizi kendi dairemde ağırlamak isterim. Teşekkür ederim. Ama pek kalmayacağım. Evlatlarım bekler. Keşke onları da getirseydiniz. Hünkârım, halacığım. Mustafa. Biz de senden bahsediyorduk. Bu cuma gidiyor musun? İnşallah. Hünkârım, Figani layık olduğu cezayı aldı. İlaveten bahsettiği ağayı da bulduk. Takip ediyoruz. Bizi İskender'e götüreceğinden eminim. Pargalı İskender Çelebi'yi kendine iyice düşman belledin. Yaptığı hizmetler ortada. İlaveten o senin ketudan. Bu efendi hazretleri denilen zatla bir bağ yok. Olamaz. Bence bizzat kendisi hünkârım. Bütün alametler onu işaret ediyor. Bunu ispat et. Kellesini bizzat alacağım. Manisa'ya da beklerim halacığım. Kendi sarayımda ağırlamak isterim sizi. Gelirim elbet Mustafa. Hatice'm, bir şey mi oldu? Hünkârım, akşam yemeğine kalacak mısınız diye soracaktım. Ona göre hazırlık yapalım. Başka vakit kalırız. Siz de yol yorgunusunuz, dinlenin biraz bu gece. Hürrem! Gidiyoruz. Beyhan Alam niye bu kadar üzgün hünkârım? Aranızda ne geçti? Kocası Ferhat Paşa'nın katli için ferman verdim. Neydi ki suçu? Ona bahşedilen yetkileri şahsi menfaatleri için kullandı. Her kim buna cüret ederse bedelini öder. Beyhan Alam'ın gözyaşlarına rağmen mi? Mustafa'm. Artık sen de bir sancak beyisin. Hüküm sürdüğün yerde benim adaletimi tesis edeceksin. Hiç kimsenin ailenden biri dahi olsa gözyaşlarına teslim olma. Hak eden hak ettiğini almalı. Gel. Hünkârım, İbrahim Paşa geldiler. Gelsin.
Hünkârım, şehzadem. Hünkârım, efendi hazretleri denilen zatın yerini tespit ettik. Edirne'de bir konakta ikamet ediyor. Öyle mi? Eğer münasip görürseniz bir an evvel yola çıkıp baskın vermek isterim. Münasiptir Pargalı. Her kimse o hain, bul getir bana. Pargalı, eli kolu bu kadar uzun biri her türlü tedbiri almıştır. Hazırlığını ona göre yap. Emredersiniz. Baba! Hünkârım. Şehzadelerimi böyle bir arada görmek ne güzel. Matrak oynuyorduk kardeşlerimle. Gitmeden evvel benimle de oyna isterim. Şeref duyarım hünkârım. Hayli ilerletmişsin Mustafa. Sayenizde hünkârım. Senin büyüdüğünü, kudretli bir padişah olduğunu görmek bana gurur veriyor. Lakin bazen bakıyorum ve içimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Süleyman. Mustafa, iyi misin? İyiyim hünkârım. Bana kendi kanımı dökmeyi nasip etme. Kaderimde varsa söküp al şimdi canımı. Nasip etme. Görecekse bu acıyı gözlerim kör eyle. Al ışığını üzerimden nasip etme. Verecekse bu zalim emri lal eyle dilimi. Nasip etme. Gel. Hünkârım. Gel Pargalı. Anlat bakalım. Nedir vaziyet? Hünkârım, nihayet düşman yüzünü gösterdi. Kimmiş bu hain? Piri Mehmet Paşa'nın oğlu Alaaddin. Babasının ve kardeşinin vefatından beni mesul tutuyor. Nerede şimdi? Kendisini sağ yakaladım. Fakat ne var ki canına kıydım. Piri Mehmet Paşa hayli kıymetli bir devlet adamıydı. Onun acı kaybı ailesinde büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Her şeye rağmen Alaaddin'in böyle bir ihanet içinde olacağı aklımın ucuna dahi gelmezdi. Aralarında bir irtibat olduğuna dair hala kuşkularım var hünkârım. Bu
meseleyi uzatma Pargalı. Sebepsiz yere itham ettin İskender Çelebi'yi. Diyelim ki öyle. İskender Çelebi'nin benim hakkımdaki düşünceleri malumunuz. Her seferinde Müslüman oğlum, Müslümanım deyip kendisini benden daha üstün görüyor. Bu hissiyatıyla zehirliyor insanlar. İlaveten devletin dönmelerden, devşirmelerden arınması gerektiğini söylüyor. Bırak konuşsunlar Pargalı. Sen neden rahatsız oluyorsun? Kim ne derse desin, sen beni takip et, ben seni. Süleyman. Mustafa'yı mı düşünüyorsun? Üzülme. Dünyanın öbür ucuna gitmiyor. İstediğimiz vakit gider geliriz. Hem o çok mesut. Bütün şehzadelerin hayali. Selim bile sual ediyor, ne vakit gideceğim diye. Şehzademizin emniyeti için bütün tedbirler alındı hünkârım. En güvendiğiniz muhafızları dahil edildi mahiyetine. Aklınız kalmasın. Hala. Gel. Hünkârım. Gel Pargalı. Paşa Hazretleri. Hünkârım, Kral Zapolya'dan bir havadisim var. Nedir? Signor Alvise Gritti. Malumunuz. Macar tahtı hayaliyle çıkmış diyorlar. Varadin psikoposu Çibako'nun ölümüne sebep olmuş. Bu Macar halkı arasında huzursuzluk yaratmış. Bunun üzerine Signor Gritti tutsak edilmiş. Akabinde sabah elleri, öğleyin bacakları, akşamda kellesi kesilerek infaz edilmiş. Taht sevdasına düşenlerin sonu budur İbrahim Paşa. Bilhassa Signor Gritti gibi kim olduğunu ve nereden geldiğini unutup saltanat hayali kuranların akıbeti herkese ibret olmalı. Hakkınız var hünkârım. Şehzadem. Ayrılık vakti geldi. Yola revan olmadan evvel söyleyeceklerime kulak ver. Sizi dinliyorum hünkârım. Mustafa'm. Aslan parça. Oğlum.
Zenginliklerin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ahmaklıktır. Korkuların en korkuncu kendini beğenmektir. Soyun sopun en yücesi ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla eş dost olmaktan sakın. O sana faydalı olmak isterken zararı dokunur. Nekesle eş dost olmaktan sakın. Zira ona en çok ihtiyaç duyduğun anda yardımına koşmaz, oturur. Kötülük edenle de eş dost olmaktan sakın. Zira o seni pek az şeye satar gider. Bir de yalan söyleyenle eş dost olmaktan sakın. Zira o serap gibidir. Uzağa yakın gösterir sana, yakınındakini uzaklaştırır senden. Sizin kudretinizi ve adaletinizi temsil etmek için gidiyorum hünkârım. Öğütleriniz ve fikirleriniz her daim aklımda olacak. Yolumu aydınlatacak. Hünkârım. Söyle. Sümbül Ağa yolladı beni. Gülfem Hatun saldırıya uğramış. Vaziyeti kötü dediler. Kim cüret eder buna? Malumatım yok hünkârım. Gülfem Hatun'u şifahaneye almışlar. Hünkârım. Gülfem Hatun iyi misin? İyiyim hünkârım. Mühim değil geçti. Nasıl mühim değil? Kim yaptı bunu sana? Bilmiyorum, görmedim. Arkamdan saldırdı. Sümbül Ağa yetişti de öyle kurtardım canımı. Sümbül kimdir bu hain? Vallahi hünkârım ben de göremedim. Ben gelince kaçtım mel'une. Gülfem Hatun'umla da alakadar olunca peşinden gidemedim mel'unenin. Kim niye yapsın sana bunu? Bir şey biliyorsan söyle. Söyle. Kimsenin günahını almak istemem. Lakin bana saldıran her kimse... Bir şey söyledi hünkârım. Sen kimsin de Mahidevran Sultan'ı tehdit edersin dedi. Mahidevran sana bunu neden yaptırdı? Bir şey mi geçti aranızda? Hünkârımızla görüşmek istiyorum, haber verin. Burada değiller sultanım. Öyle mi? Neredeler? İçeri gel. Bu ne cüret Mahidevran? Gülfem'i de mi rakip gördün kendine? Bağışlayın fakat ne dediğinizi an... Gülfem'i öldürmek istemiş birisi. Söylediklerine göre de emri sen vermişsin. Hayır. Asla ben bir şey yapmadım. Zinhar alakam yok.
Gülfem Hatun yalan mı söylüyor? Onu öldürmeye çalışan gafil senin ismini zikretmiş. Tuzak bu hünkârım. Suçu benim üstüme atmaya çalışıyorlar. Nasıl inanırsınız? Bu mümkün mü? Hemen neden yapayım? Yemin ediyorum yalan, iftira. Haremi borç batağına sürüklediğinde mi yalan? Yahudi sarraftan aldığın borcun haddi hesabı yok. Bu doğru lakin... Bana söylememesi için tehdit etmişsin. Hünkârım, hayır. Haremi sana emanet ederken başıma bunların geleceğini biliyordum. Lakin sana bir fırsat daha vermek istedim. Her şeye yeniden başlaman ve düzeltmen için bir fırsattı bu. Sen bunu değerlendiremedin. Yazık. Seni azlediyorum. Şimdi dairene dön. Hünkârım. Sana dairene dönmeni söyledim. Az evvel Mahidevran Sultanımızla karşılaştım. Duydun mu yaptığını? Gülfem Hatun'un canına kastetmiş. Buna biraz da sebep sensin. Senin için, Mustafa'm için ziyadesiyle göz yumdum yaptığı hataları. Lakin buraya kadar. Artık tahammülüm kalmadı. Sarayımda istemiyorum onu. Manisa'yı yollayacağım. Yaşadığına şükretsin. Anladım. İskender Çelebi ile konuş. O Yahudi tüccar kimse bulsun ödesin borcu. Evet, emredersiniz. Sen neden geldin? Halletmem gereken bazı meseleler vardı. Malum sefer hazırlığındayız. Nedir seni böyle düşüncelere gark eden? Bir derdin varsa söyle. Ben sultanımız için üzüldüm. Ben bu geceden bahsetmiyorum. Epeydir bir hal var sende. Sanki bedenin burada benimle. Lakin ruhun, aklın alemi dolaşıyor. Affedin hünkârım. İşitmiyorsun Pargalı. Görmüyorsun, konuşmuyorsun. Sanki o sözünü ettiğin karanlık ormanda yolunu kaybetmiş gibisin. Kendinle, mazinle olan bu kavganı bitir. Ruhunu kemiren bu histen kurtul. Aksi halde o senden kurtulacak. Bir sıkıntım kalmadı sayenizde. Âlâ. Mahidevran'ı azlettim. Müsait bir vakitte Manisa'ya yollayacağım. Hay Allah. Nasıl bu hale geldik anlamıyorum. Bunda senin bir kabahatin yok Gülfem. Mahidevran kendi hırsının kurbanı oldu. Malumun üzere haremin idaresini yeni birini tayin etmem icap ediyor. Senin de fikrini almak isterim. Hünkârım. Gel Hürrem, yaklaş. Gülfem Hatun buradaydı. Kendisiyle haremin idaresiyle alakalı konuştuk. Kendisinin fikrini sordum. Benimle aynı fikirdeymiş. Vaka teamüller de bunu gerektirir. Haremin idaresi sana emanet. Hayırlara vesile olsun.
Ey benim gülen yüzüm, sevgilim. Senin güzelliğin dünyaya dedikodudur. Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne güldür. Acaba saçın amberi görüp misk kokulu mu olmuş? Bu ne saç, bu ne kâkül, bu ne zülüftür. Aklım saçının kokusuyla doludur. Bu ne güzel koku, bu ne ıtır, bu ne hoştur. Gözyaşı dalgalarım taşıp başımdan aştı. Bu ne deniz, bu ne ırmak, bu ne nehirdir. Muhibbi ansızın divane oldu. Bu ne dert, bu ne aşk, bu ne huydur. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Alın içeri. Hatice'm, durma öyle, yaklaş. Ben de seni görmek istiyordum. Malum, İbrahim yakında sefere çıkacak. Onun yokluğunda burada kalmanı isterim. Neyin var senin, bir şey mi oldu? Hünkârım, ben... Ben İbrahim'le alakalı konuşmaya geldim. İbrahim'le alakalı? Onu boşamaya karar verdim. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Ne demek boşamaya karar verdim? Ne olur bana bir şey sorma abi. Senden ricam. Bu kararımı tasdik etme. Evvela sebebini söyle. Eğer hakkım varsa elbette gereğini yaparım. Söyle Hatice'm. Epeydir başka bir hatunla birlikteymiş. Emin misin bundan? Evet. İtiraf etti. Üstelik alelade bir şey değil. Hatuna ev kurmuş. Ondan bir çocuk bile peyda olmamış hatunun karnı burnunda. Ailesinden ayrı bir hayat kurmuş. Bunu nasıl unuturum? Hiçbir şey olmamış gibi nasıl yaşarım? Kimmiş bu hatun? Esas vahim olan da bu. Meğer yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz. Alıkoydum hatun. Vakti gelince cezasını çekecek.
hünkârım. İbrahim Paşa'ya ulaşamadık. Neredeyse bulun getirin derhal. Sefere çıkmak üzere ordugaha hareket etmişler. Arzu ederseniz tez ulak yollayalım. Hatice'm sen artık sarayına dön. Evlatların yanında ol. Bir şey söylemeyecek misin? Bana yapılan bu hakarete karşı sessiz mi kalacaksın? Hatice'm, benim kıymetli kardeşim. Sana bunu reva görenler elbet bedelini ödeyecek. Zira hiç kimse ailemden daha kıymetli değildir. Sen nasıl istersen öyle olacak. İbrahim'in akıbetine sen karar vereceksin. Lakin görüyorum ki derin bir keder içindesin. Acın, öfken, kan olmuş akıyor gözlerinden. Öyle bir hissiyatla verilen bir kararın vebali ağır olabilir. Bu yüzden evvela düşünmeni istiyorum senden. Kendin için, evlatların için düşün. Ben zaten... Karar yine senin Hatice'm. İster al canını, ister bağışla. Sen neye hükmedersen benim de hükmüm odur. Bilesin. Hatice Sultan'ı gördüm giderken. Kanadı kırılmıştı sanki, içim acıdı. Onu yalnız bırakma Hürre. Merak etme, gözüm üzerinde olacak. Aklım almıyor bir türlü. İbrahim Paşa bunu nasıl yapar, nasıl kıyar sultanımıza? Hem de Nigar için. Süleyman, neyi bekliyorsun? Paşa hak ettiği cezayı ne vakit alacak? Yoksa seferi mi bekleyeceksin? Bu mesele Hatice ile İbrahim arasında. Kararı Hatice verecek. Verdi zaten, boşanmak istiyor. Ben biraz daha düşünmesini istedim. Bağışlarsa ne olacak peki? Göz mü yumacaksın bu ihanete? Bugün Hatice'yi ağlatan yarın seni ağlatmaz mı? Hürrem. Yıllardır ayrı bir hayatı varmış. Sen onu kardeşin yerine koydun. Hiç kimseye baş etmediğin yetkileri verdin. Ama o senin arkandan işler çeviriyor. Bu kaçıncı? Dediğim gibi kararı Hatice verecek. Hünkârım, Miraur Rüstem'a geldiler. Gelsin. Hayırlı sabahlar hünkârım. Gel Rüstem'a, yaklaş. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Lütfedip bana Miraur rütbesini bahşettiniz. Vazifeni layıkıyla yerine getireceğinden şüphem yok. Şeref duyarım hünkârım. Mustafa'm, aslan parçam nasıl, bir havadis var mı? Sağ salim ulaştılar. Sıhhatleri de yerinde maşallah. Şehzademiz ilk fırsatta vaziyetini arz edecektir size. Âlâ. Hünkârım. Şehzade Mehmet ve Mihrimah Sultan için hususi atlar seçmemi istemiştiniz. Bizzat alakadar oldum. Atlar geldi, hazır. Haber yolla o halde. Gidip görsünler hediyelerini. Emredersiniz hünkârım. Başka bir arzunuz yoksa... İçeri gel. İbrahim Paşa'ya göndermeni istediğim bir şey var. Elbette hünkârım. Bir hayli kıymetli olsa gerek. Öyle. Emniyetli bir şekilde ulaşmasını sağla. Merak buyurmayın hünkârım. Ben derhal alakadar olurum. Başka bir arzunuz yoksa? Yok, çekilebilirsin. Ayaz Paşa,
İbni Kemal Efendi'nin vaziyeti nedir? Hünkârım, Şeyhülislam Efendi'nin hali iyi değil. Hekimler çaresiz. Rumeli Kaz Askeri Sadullah Sade Efendi'ye haber yolla. İbni Kemal Efendi'nin vefatı halinde kendisini Şeyhülislam olarak tayin etmek isterim. Ayaz Paşa. Buyurun hünkârım. Hızır Reis'in şanına yakışır bir şekilde karşılanmasını sağla. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Söyle Kasım Paşa. Hızır Reis'i hepimiz sever, hayranlık duyarız. Lakin başına buyruk ve devlet terbiyesi almamış bir zat-ı muhteremdir kendisi. Payitahttaki varlığı faydadan çok sıkıntı yaratabilir. Cezayir Beylerbeyi olarak görevine devam etmesi devlet-i âliyenin nizamı için... Hızır Reis uzun yıllar devlet-i âliyeye hizmet vermiş kudretli bir Osmanlı beyidir. Rabbime şükürler olsun ki ordumuz karada mutlak hakimdir. Lakin bunu denizler için söylemek güç. Bu yüzden kuvvetli bir donanmaya ve dahi onu yönetecek büyük bir kumandana ihtiyacımız var. İşte bu kumandan Hızır Reis'ten başkası değildir. Gel Hızır Reis, yaklaş. Hünkârım. Payitahta hoş geldin. Hoş bulduk hünkârım. Hünkârım, müsaade buyurursanız size bir hediye sunmak isterim. Elbette. Artık bir Osmanlı toprağı olan Cezayir'in anahtarını size takdim etmekten şeref duyarım hünkârım. Birbirinden yiğit reislerinle nice zaferler kazandı. Osmanlı'nın senin gibi yiğit evlatları oldukça sırtı asla yere gelmez. Uğruna nice canlar feda edilen Cezayir, bundan böyle Osmanlı mülkünün en güzide toprağıdır. Charles Kane'e nefes aldırmıyorum hünkârım. Kıyılara inemiyor. Hele o gafil. Andrea Doria. Mütemadiyen kaçıyor. Kralı Charles Kane kaçarken o neden dursun? Tahmasp'ın da vaziyeti aynı. Cesaret edemiyorlar. Askerlerinden, halkından ve dahi hatunlarından da utanmıyor bu korkaklar. Yüce iradeniz karşısında bir gün hepsi diz çökecektir hünkârım. Bunu senin gibi yiğit beylerimle birlikte başaracağız. Hızır Reis. Cihanda mutlak hakimiyet kurabilmemiz için denizlere açılmamız şart. Bu yüzden de kuvvetli bir donanmaya ihtiyacımız var. Senden isteğim bu donanmayı kurman ve kaptanı derya olarak başına geçmendir. Şeref duyarım hünkârım. Fakat bu vazifeyle benim payitahta kalmam icap eder. Malumunuz ben hep denizlerdeyim. Ben seni payitahta oturasın diye çağırmadım. Akdeniz'e açılacaksın ve orayı bir Osmanlı gölü haline getirinceye dek savaşacaksın. O halde beni bahtiyar edersiniz hünkârım.
Lakin malumun üzere Serasker İbrahim Paşa sefere çıktı. Hızır Reis evvela Halep'e Serasker İbrahim Paşa'nın yanına gidecek. Sonrasında payitahta dönünce kaptanı derya olarak vazifesine başlayacaktır. Ne demek bu Gülfem? Neden azinle istiyorsun? Bağışlayın beni ne olur. Yapamıyorum. Bana ne olduğunu anlat. Gülfem. Hürrem Sultan. O mu istedi senden bunu? Hayır. Lakin engel oluyorlar bana. En tabii vazifelerimi yapmama dahi müsaade etmiyorlar. Bu gece sizin için bir cariye hazırlanmasını istedim. Lakin daha odanıza varamadan geri çevrildi. Hürrem Sultan emretmiş. Bundan böyle hiçbir cariye sizin odanıza giremezmiş. Yasak olduğunu söylüyorlar. Eğer sizin de arzunuz buysa ben bir şey diyemem elbette. Lakin haremin adabı, usulleri bunu gerektirir diye. Bu kadar kâfi. Vaziyet malumumdur. Vazifene dönebilirsin. Hünkârım bağışlayın. Fakat kararım kesindir. Mesele bildiğiniz gibi değil. Hatice Sultanımız Hürrem Sultan'a öfkeli. Ne sebeple? Paşamızın gizli münasebetini İlk bilen Hürrem Sultan'mış. Zaten ifşa eden de kendileri. Bu yüzden olup bitenlerden onu mesul tutuyor. Bunun Hürrem'le ne alakası var? İbrahim'in suçu sabit. Bizzat itiraf etmiş. Ben de öyle söyledim. Lakin Hatice Sultanımız buna inanıyor. Belki de acısını böyle çıkartmak istiyor. Hünkârım, bu kavga büyüyecek. Bilhassa siz sefere gittikten sonra haremin derhal nizama sokulması icap eder. Bunu da ben yapamam. Başka biri lazım. Kuvvetli biri. Senin aklında biri var galiba. Evet var. Tabii siz de münasip görürseniz. Kimmiş bu söyle? Ne güzel bir gün. Ne oldu? Nereye beni görmek istedin? Sana verdiğim yetkiler haremin idaresiyle alakalıdır. Has odanın değil. Buraya kimin girip kimin çıkacağına sen karar veremezsin. Hele ki yasak koymak hiç kimsenin haddine değildir. Sana kim ne anlattı bilmiyorum. Fakat ben yanlış... Sana hiç kimselere nasip olmayan bir hayat bahşettim. Zira bunu hak ettiğine inanıyorum. Şayet bu inancımı kaybedersem... ...o hayatın içinde ben olmam Hürrem. Mahsus yapıyorlar. Seni benden uzaklaştırmak istiyorlar. O hatunu bu yüzden yolladılar sana. Süleyman. Gülfem azlini istedi. Ben de kabul ettim.
Yerine Afife Hatun'u çağırdım. Afife Hatun da kim? Afife Hatun benim süt annemdir. Trabzon'dan gelecek. Rahmetli validem kadar çok severim onu. Tecrübesiyle herkese yol gösterecektir. Mah. Benim ay yüzlü sevgilim. Nasılsın? Sayenizde çok mesudum. Hediyemi gördün mü? Gördüm, evet. Muhteşem bir at. Tam istediğim gibi. Ama binip gezemedim hala. Yarın av köşküne götüreceğim sizi, orada binersin. Yaşasın. Annen nerede? Burada değil. Valide Sultan'ın dairesine taşındılar. Neden annenle gitmedin? Benim burada kalmamı istedi. Daha doğrusu ben çok istedim. Annem de bana tahsis etti. Burası artık benim dairem. Mehmet abimin dairesi kadar büyük değil. Taşlığı da yok. Ama olsun, böyle de güzel. Tabii bir hayli değişiklik yapmam lazım. Yarın av köşküne gideceğiz. Hazırlığını yap. Hünkârım. Dışarı çık. Bu daireyle alakalı kararın malumun, öyle değil mi? Süleyman. Sualime cevap ver. Evet, biliyorum. Öyleyse gaye nedir Hürrem? Ne yapmak istiyorsun? Hususi bir gayem yok hünkârım. Ben evlatlarımın rahatı için buraya taşındım. Mavi devran geçmek istediğinde karşı çıkmıştım, doğru, evet. Çünkü Valide Sultanımız yeni vefat etmişti. O gün karşı çıkmanın tek bir sebebi vardı. Bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz Hürrem. O halde engel olmasaydın, Mahir Efendi geçseydi daireyi. Ben bu daire boş kalacak dedim. Hala aynı fikirdeyim. Derhal boşalt daireyi. Hayır, boşaltmayacağım. Ben nasıl has odaya karışamıyorsam, sen öyle demiştin bana. Sen de hareme karışamazsın. Haddini bil Hürrem. Bazen karşında kimin olduğunu unutuyorsun. Sen de öyle Süleyman. Eğer beni buradan çıkartırsan, haremden de çıkartman gerekir. Çıkarsın o halde. Bu atla Manisa'ya kadar gidebilir miyim? Elbette şehzadem. Siz isteyin, dünyanın öbür ucuna götürür sizi. Dünyanın öbür ucuna değil. Mustafa abimin yanına gitmek istiyorum. Çok özledim onu. Mehmet'im, aslan parçam, üzülme. Yakında görüşeceksiniz. Ne vakit bineceğiz ata? Rüstem ağa. Siz buyurun istirahat edin hünkârım. Ben derhal atları eyaletiyorum. Âlâ, gel. Baba. Söyle ay parçam. Annem neden gelmedi bizimle? Başka vakit gelir. Rüstem ağa. Buyurun hünkârım. Mehmet'le Mihrimahar'a refakat et, atlarına binsinler. Elbette hünkârım.